projede. Makine sanayi, otomatik kepenk sistemleri farklılığı için bölgede tek tercihiniz Gürfer Forje. Gürfer Forje 0537 439 3309 Ünye. Ünye Erhanlar Bellona reklamları sundu. Reklamları sundu. Efendim, iyi akşamlar. Yine bir konuşuyorum programıyla sizlerleyiz. Programımızın iki tane değerli konuğu var. Konuklarımızı tanıtayım ben size öncelikle. Öncelikle söylemek gerekirse konuşuyorum programındasınız. Ben gazeteci Ulvi Gündoğdu. Program yapımcınız, program sunucunuz. Moda FM ve Moda Web TV ortak yayınıyla sizlerleyiz efendim. Programımızın demin söylediğim gibi iki birbirinden değerli konuğu var. Konuklarımız Tuğba Kontaş Azaklı, Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi ve Serdar Macit. Serdar Macit de yine bir proje kapsamında ikisini de iki değerli konuğumuzla buraya davet ettik ve şu an birlikteyiz. Ben isterseniz sözü fazla uzatmayayım ve konuklarımızı tanıyalım. Konuklarımız kısaca kendilerini anlatsınlar. Sonra sorularımıza, cevaplarımıza geçelim. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Özellikle sizleri tanıyabiliriz Tuğba Hanım. Tabii ki. Adım Tuğba Kontaş Azaklı. Ordu Üniversitesi'nin öğretim görevlisiyim. Hem öğrenciyim, hem üniversite hocasıyım, hem de aktivistim. Üniversitede engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünde hocayım. Evet. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda da Ordu Kadını Güçlendirme Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Aktivizm yapıyoruz kadın çocuk engelli alanında. Hemen hemen hem üniversitede hem de Marmara Üniversitesi'nde doktora yaparken hem de sivil toplumda kadın çocuk ve engelli alanında çalışmalar yürütüyoruz. Evet, Serdar Bey, sizi tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Adım Serdar Macit. Ünye'de Anafarta İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısıyım. Projenin de saha sorumlusuyum. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi projemize o zaman geçebiliriz. Efendim, evet, Tuğba Kontaş Azaklı ve Serdar Macit Bey ile birlikteyiz. Biliyorsunuz iki gün önce, bugün 14 Haziran Cuma günü, iki gün önce Çarşamba günü, geçtiğimiz Çarşamba günü, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü idi. Biz de bu kapsamda Tuğba Hanım'ı ve Serdar Bey'i programımıza davet ettik. Şöyle ki, kendileri Her Çocuk Dünya diye bir proje ile ilgililer ve Serdar Bey projenin sağ sorumlusu, koordinatörü. Tuğba Hanım da demin biraz önce söylemedi, onu ben söyleyeyim. Kendisi projenin akademik danışmanı. Ben şimdi kendilerine bazı sorular hazırladım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Hemen konuklarıma geri dönüyorum. İki gün önce, biraz önce söylediğim gibi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ydü. Dünyada, öncelikle Dünya Çocuk İşçiliği Günü nereden geliyor? Dünyada kaç milyon ya da milyar neyse, kaç tane çocuk işçisi var? Kayıt içi, tabii rakamlar bunlar, bir de kayıt dışı, siz söylersiniz zaten. Öyle oradan başlayabiliriz, buyurun. Evet, şöyle söyleyelim. Aslında 12 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında dünyada çocuk işçiliğine farkındalık uyandırmak amacıyla yapıldı. Bu farkındalıkla hem bireyleri hem de kurumları harekete geçirilmesi istendi. Çünkü artan bir çocuk işçiliği var. Maalesef, çünkü dünyada yoksul insanların sayısı da artıyor. Dünyada 7.6 milyar insan var toplamda. 152 milyon tane de çocuk işçi var ILO'nun açıkladığı verilere göre, güncel verilere göre. Bu çocukların da 10 çocuktan 7 tanesi, 152 milyon çocuğun içinde 10 çocuktan 7 tanesi, aslında bu %70'e tekamül ediyor, tarım işinde çalışıyor. Yani çocuk işçiliğinin en ağır ve en kötü biçimi olarak tanımlanan çocuk işçiliğinde çalışıyor. 2012 yılında en son Türkiye'de bir takım istatistikler yapıldı. Çocuk işçiliği istatistikleri yayınlandı. 2012'de aslında 1 milyon çocuk işçi Türkiye'de vardı ama daha sonra biliyorsunuz Suriye'den çok ciddi bir göç oldu. Bugün güncel verilerle, henüz daha yayınlamadı bakanlık bunu ama 2 milyona yakın çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor Suriyeli çocuklarla birlikte. Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. 2 milyon çocuktan bahsediyoruz ve bunların tamamına yakın bir kısmı çok ağır ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerde tanımlanan şeklinde çalışıyor. Yani sanayide, yani tarımda diyebiliriz. Evet. Seda Bey, siz şöyle, peki dünyada 73 milyon çocuğun tehlikeli işlerde çalıştığı gibi bir kayıtla karşılaşmıştım ben. Bu tehlikeli işler derken bunların kasıt nedir hocam?
İşte az önce dediğim gibi bir kere sanayi gibi işte yerler ya da sokakta çalışan çocuklar, tehlikeli işler. Yine seyahat satıcılık da buna dahil mi? Tabii ki, aynen, mendil satan. Çünkü her an yaşamları tehdit altında. Aynı zamanda işte fındık tarımında çalışmak da ya da herhangi bir tarım ürününde çalışmak da tehlikeli. Ağır ve tehlikeli işler olarak geçiyor. Yeraltı işler, sualtı işler, bütün bunlar ağır ve tehlikeli işler olarak geçiyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Türkiye bir takım uluslararası sözleşmeler imzalamış, tamam, ve aynı zamanda uluslararası kuruluşların üyesi. Dolayısıyla bir takım yaptırımlara tabi oluyor. Türkiye'nin bir kere çocuk işçiliğini aslında 2015'e kadar bitirme gibi bir taahhüdü vardı. Bu gerçekleşmedi. Tabii gerçekleşmesi de zor aslında bir şey. Bir takım hem bakanlıklar hem sivil toplum kuruluşları gerçekten iyi niyetli çalışmalar yapıyorlar. Ama aslında baktığımız zaman çocuk hakları sözleşmesinin imzacısı olduğumuz için biliyorsunuz 0-18 yaş arası her birey çocuk ve 18 yaşın altındaki bireylerin çalıştırılmaması lazım. Bizim de iş kanunumuza göre 15 yaşının altındaki kimsenin hiçbir şekilde çalışmaması, 15-17 yaş arasındakilerin de bir takım özel, çok ağır olmayan hafif işlerde çalışması, evet, lazım. Ama uygulamaya baktığımızda özellikle yani sizler de, evet, biliyorsunuz maalesef böyle olmayabiliyor. Evet. Ben evet, Tuğba Hanım'a açıklayıcı bilgiler için, hı-hı, çok teşekkür ederiz. Ben şimdi Serdar Bey'e dönmek istiyorum. Serdar Bey, Her Çocuk Dünya diye bir projeniz var. Her Çocuk Bir Dünya. Evet, Her Çocuk Bir Dünya. Özür diliyorum. Bu projenizde siz sağ sorumlusunuz, evet, koordinatörüsünüz. Bununla ilgili bu projeden birazcık bahsedebilir misiniz? Evet. Projemiz geçen yıl başladı. Evet. Projemizin asıl sahibi Durak Fındık. Projenin ortağı da İkizce Kaymakamlığı. Evet. Projemizin sağ koordinatörü olarak benim, akademik danışmanımız Tuğba Hanım, projemizin de asıl koordinatörü Vedat Macit, aynı zamanda benim abim olur kendisi. Projemiz geçen yıl fındık tarımında mevsimlik tarım işçiliği çocuklarının çocuk işçiliğinin önlenmesi adıyla yola çıktık ve bu şekilde projemizi başlattık. Tuğba Hanım'ın teklifi ilk olarak bize geldi. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Sağ olsunlar, Durak Fındık ailesi de bu projeyi üstlendiler. Evet. Tamamen kendi öz sermayelerinden bunun tüm giderlerini karşıladılar. İkizce Kaymakamlığı'na da çok teşekkür ediyoruz. Bize okullarını tahsis ettiler. Bizi aynı zamanda yerelde, sahada, işte kolluk kuvvetleriyle, halk eğitim merkezi müdürlükleriyle bizi desteklediler. Projemizde öğretmenlerimiz tamamen gönüllülük esasına göre biz öğretmenlerimizi seçtik. Buradan da tüm projede görev alan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı çok değerli katkıları oldu. Bizim için de ayrı bir tecrübe oldu. İnşallah bundan sonra da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Ben Tuğba Hanım'a dönmek istiyorum. Tuğba Hanım, projenin akademik anlamda bakıldığı zaman, hı-hı, nasıl? Şimdi gerçi Serdar Bey söyledi, hı-hı, ama Durak Fındık ve İkizce Kaymakamlığı, evet, diye bizleri dinliyorlarsa onlara, evet, da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Aynen. Ama akademik bağlamda bakıldığı zaman, hı-hı, başka paydaşları kimlerdi? Biraz, hı-hı, önce söylediğiniz o Suriyeli, hı-hı, çocuklar var mıydı? Yok. Mesela mevsimlik, hı-hı, tarım işçilerine, evet, herhalde. Anlatalım biraz isterseniz. Biraz anlatırsanız, hı-hı, sevinirim. Evet. Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir çocuk mevsimlik tarım göçüne katıldığında, yani annesiyle beraber, kendi yaşadığı ilden çıkıp anne babasıyla beraber o göç yoluna katıldığında, bu çocuğun aslında çocuk işçi olarak çalışmasına gerek bile olmaksızın yaşadığı bir sürü sıkıntı var. Eğitim anlamında bir kere Nisan ayında evden çıkıyorlar, başka illere uğrayarak buraya geliyorlar. Buradan sonra başka illere gidiyorlar ve bir sürü aslında hem eğitimden hem sağlıktan birçok gelişimsel anlamda birçok şeyden mahrum kalıyorlar. Biz bu fikirle yola çıktık ve dedik ki biz bu çocuklara güvenli bir sağlık, bakım ve barınma hizmetini entegre olmuş bir biçimde sunalım. Yani anne babaları bahçedeyken biz bu çocukları İkizce İmam Hatip Lisesi'nde binasında gerçekleştirdik projemizi. Orada sabah 8'den akşam 5'e kadar anne babaları bahçede çalışırken çocuklara hem eğitim verelim, okulda eksik kaldıkları noktaları kapatmaya çalışalım, hem sağlık hizmeti Çakırtepe Hastanesi'ne de teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Çocuklara sağlık taraması yaptılar.
hem de bakım, yani anne babaları yokken güvenli bir alanda olsunlar istedik. Ve gerçekten de programın öncesinde ve programın sonrasında çocuklarda çok büyük farklar vardı. Akademik anlamda gelişimsel taramalar yaptık, çocukları inceledik. Resim öncelikle, evet, şimdi şöyle söyleyeyim, projemiz aslında ben şeyimizi de tanıtmak istiyorum. Evet, raporumuzu lütfen web sitemizden herçocukbirdünya.org'dan okuyabilirsiniz. Çok kapsamlı bir rapor. Burada bunu 15 dakikada 20 dakikada anlatma şansımız yok ama meraklılar okuyabilirler. Biz projemizi 3 ayakta gerçekleştirdik. Bir tanesi çocukların olduğu, yani okul programımız. Okul programında dediğim gibi çocukların sağlıklı beslenmesi, aynı zamanda eğitim, aynı zamanda gelişimsel taramalar, sağlık taramaları yaptık. Çocuklara ön test, son test yaptık ve bir takım gelişimler olduğunu, programımızın başarılı olduğunu fark ettik. Mesela çok enteresandır, yerelden çocuklar da vardı. Kaynaşma sağlansın diye biz yerelden çocuklar çağırdık. Yereldeki çocuklar düzenli beslenme ve düzenli egzersizden sonra zayıflarken mevsimlik tarım işçisi çocuklar persantil değerlerinin altındaydı. Onlar kilo aldılar. Yani aslında düzenli ve dengeli çocuklara hem beslenme hem de egzersiz fırsatı sunmuş olduk. Demek ki gerçekten de düzenli ve dengeli beslenmek çocukların gelişimini sağladığı için çok önemli. Ve şu da çıkıyor bundan aslında. Hani kişisel kanaatimi söylüyorum. Tabii. Demek ki o çocuklar düzenli ve dengeli de beslenemiyor. İşte onu da nereden tespit ettik? Şuradan tespit ettik. İkinci ayağımız mevsimlik tarım işçisi kadınlarla ilgili projeydi. Biz dedik ki kadınlarla ilgili kimse bir şey yapmıyor. Baktığımız zaman bütün çadırlarda çok fazla kadın var, çocuk var. Ve bu kadınlar aslında bir takım ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Mesela hijyenik pet çok önemli bir ihtiyaçtır. Ve kadınlar geldikleri zaman merkezden uzak yerlerde yaşıyorlar ve bunu karşılayamıyorlar. Ya da bir takım temizlik malzemeleri. Kadınlara has bir paket hazırladık ve o paketin içine kadınların aslında kullanabileceği birçok şeyi koyduk. Ben bir kere gerçekten Durak Fındık'a çok teşekkür etmek istiyorum bir kere daha. Hani bu böyle birçok projenin içinde de yer aldım daha önce çocuk işçiliğiyle ilgili ve birçok insan bunu böyle yapıp geçiyor. Ama gerçekten Durak Fındık bize fikirlerimizi gerçekleştirmemiz konusunda ne istiyorsak o imkanı sundu. Yani biraz gönül işi olarak bu işe el attı ve yaptı diyebiliriz. Mevsim tarım işçisi kadınlara bu paketleri dağıtırken aynı zamanda onlarla biz röportajlar da yaptık. Uzun derinlemesine görüşmeler yaptık ve bu görüşmelerden aslında dediğiniz gibi ne kadar zor şartlarda yaşadıkları, nelere ihtiyacı olduğu ve bu yıl yapacağımız çalışmalar için bir takım ihtiyaç analizi çıkardık. Bu kadınlara ne yapabiliriz, nasıl eğitimler verebiliriz, nasıl şeyler yapabiliriz diye. Ve oradan da aslında çıkan sonuçlardan bir tanesi hep kuru baklagille beslendikleriydi mesela. Yani öyle yani et, süt, yok, peynir. Süt yok, aynen. Mesela. Tabii yani çünkü bozulabilir. Yani zaten çadırda yaşıyorlar. İşte bir takım geçen sene gerçekten mevsim tarım işçileri için... Ekonomik sebepler de var tabii. Mevsimlik tarım işçileri için zor bir yıldı. Niye diye soracak olursanız o sel biliyorsunuz insanlar perişan oldu. Evet. Tabii. Aynen. Yani o gün biz zaten programımız devam ediyordu senin olduğu gün. Açtık okulu mevsimlik tarım işçilerine. İkizce'de bir toplanma bölgesi vardı. Orada Irmak kenarında olduğu için Fasla Kaymakamımız o zaman vekaleten bakıyordu. Dediler ne yapalım? İşte en müsait yer İkizce Anadolu İmamatif Lisesi dediler. Biz orada proje yapıyorduk. Hemen alalım dedik. Biz zaten tüm gün, tüm gece teyakkuz halinde bekledik yani. Onların başında da bekledik. Hemen aradık. Sağ olsunlar. Durak Fındık'a yine teşekkür ediyoruz. Yine söylüyoruz ama gerçekten çok önemli. Dediler ki hemen orada kalan 250 kişinin yeme, içme ve barınma şeylerini karşılayın dediler bize. Evet. Geldiler yemekleri, kahvaltıları. İki gün boyunca biz o aileleri 250 kişi yani proje dışında olan 250 mevsimlik tarım işçisini orada ağırladık. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Ya bu zaten sosyal sorumluluk projesi. Dediğimiz gibi yani her şey vicdanla ve gönülle alakalı şey burada. Yani burada hiçbir maddi beklenti, maddi bir çıkar yok. Şöyle diyebilir miyiz? Size sormak istiyorum Serdar Bey. Proje faydalı oldu. Onu biz de yakın basın mensubu olarak en azından gördük, gözlemledik. Peki bu konuda bir farkındalık da oluştu mu? Sadece sizin o proje kapsamına katılan çocuklarımız veya kadınlarımız değil ama onun haricinde de yerelde bir farkındalık oluştu diyebilir misiniz? Mesela Tuğba Hanım da zaten onda kalmıştı. Oradan devam edeyim. Yani mobil programımız vardı bizim. Yereldeki yani bizim kendi memleketimizin insanlarına biraz dokunalım dedik bu konuda. Çocuk işçiliği konusunda. İkizce'deki 31 mahallenin tamamına ulaştık. Evet. Sağ olsun muhtarlarımız bize yardımcı oldular. Toplantılar yaptık. Ailelerimize, özellikle kadınlarımıza, annelerimize çocuk işçiliği konusunda müthiş bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Evet.
Çünkü bilmiyorlardı yani bunun bir hak ihlali olduğunu bilmiyorlardı daha doğrusu. Yani şimdi bir sorsak deriz ki kimse zaten çocuk çalıştırmak istemiyor. Niye fındık az toplanıyor falan filan diye bir bahane üretilebilirdi ama bunun bir hak olarak bir ihlal olduğunu orada öğrendiler ve cezası dönüt, olduğunu evet, bile bilmiyorlar. Cezası olduğunu bile bilmiyorlar ve bize dönütleri şu aa böyle miymiş ile karşılaştık. Mevsimlik tarım işçisi ailelere baktığımızda ise biz Mart ayında yanılmıyorsam bir ziyaretimiz oldu. Onun da yine herçocukbilirdünya.com'da şeyini yayınladık, raporunu yayınladık. Evet. Daha yeni yayınladık. Gezi raporumuzu. O ailelerin yani bizim yani bunu biraz da duygusal olarak söylemek istiyorum. Yani ne kadar dokunduğumuzu gördük orada. Hatta Tuğba hocama güzel hediyeler, paketler hazırlamışlardı. Çocuklar resimler çizmişlerdi. Ya biz bir kez daha çok iyi bir iş yaptığımızı orada anladık yani. Evet. Yani bizim için önemlisi de oydu zaten. Hiçbir başka bir şey beklentimiz gerçekten yoktu. Gerçekten de söylediniz ya bu bir gönül işi diye. Aynen gönül gerçekten işiydi yani. Gönül işi. Bu, yani. Bu projenin içindesiniz. Yani siz daha yakından görüyorsunuz. Oradaki değişimleri fark etme imkanına sahipsiniz. Yani Tuğba Hanım olarak siz mesela bu işin akademikte bir tarafındasınız. Onun için insan ne bileyim bazen böyle biz de duygulanıyoruz yani. Evet. Duygusal anlar evet. Yaşadık. Tabii tabii çok. Yaşamışsınızdır tahmin edebiliyorum. Evet. Hamide Hanım yazmış. Hayırlı Hamide Çiçek. Hayırlı yayınlar diyor. Evet çok teşekkür ederiz Hamide Hanım'a. Ülkemizde kayıt içi kaç milyon çocuk işçisi var ve aslında biraz söylediniz söyledim ama. Söyledim az önce 1 milyon ama aslında şu an yasalar buna ne kadar cevaz veriyor yani bu konuda kayıt içi yasalarımız değil yeterli mi sizce? Yok tabii ki yeterli değil. Kayıt içi değil bu arada o büyük ihtimalle 1 milyon kayıt dışı. Yani çocuk işçiden bahsediyoruz. Hatta yani şöyle söyleyeyim ben çocuklarla birebir görüşme yaptığımızda işte 7 yaşındaki bir çocuk mesela çapa yaptığını söylemişti Konya'da şeker pancarında. Çok ağır bir iş. Ve oradan mesela bir belirli bir ücret aldığını söylemişti. Ya da kayısı topluyor. Aslında fındık üreticisi o kadar da şey değil hani fena değil. Burada biraz farkındalık çalışmaları yapıldığı için fındık üreticisi zaten çalıştırmak istemiyor. Biraz daha bilinçli. Evet. Buraya geldiklerinde çalışamadıklarını ama başka illerdeyken çalıştıklarını söylemişti çocuklar. Keşke bütün her yeri kontrol edebilsek. Fındık biraz daha ihraç edilen bir ürün olduğu için hani bu konuda biraz farkındalık hassas. Da yüksek, hassas. Ama yine de üreticilerimize biraz şu konuda ben seslenmek istiyorum. Tabii. Serdar Bey az önce dedi ya saha ziyareti yaptık. O insanlar o kadar gerçekten misafirperver ki hani biz burada utandık yani gidince açıkçası. Çünkü hani burada farklı insanlara şöyle... çadırlarını kurabileceği bir alan gösteriyorlar. Bazı insanlar evlerini açmış. Onları ayırıyorum ama çoğu insan hani işçisinin nerede kalacağını ya da nasıl şartlarda yaşadığını umursamıyor. Evet. Ama orada çocuklar da var. Hani yetişkin insanların dışında çocuklar da var ve bu çok önemli bir konu. Yani çocuk işçiliğinin sermayesi daha doğrusu çocuk işçiliğinin bedeli çok ağır. Evet. Bu ülkenin geleceğini aslında biz yakmış oluyoruz. Eğer biz bu çocuklara bir TL'lik dahi bir yatırım yaparsak bunun gelecekte çok kat kat fazlasını alabiliriz. Bu çocuklar bu ülkenin geleceği çünkü. Evet. Eğer biz bu çocukları çalıştırmaya devam edersek de o zaman o yoksulluk döngüsünü kıramayız. Yoksulluk döngüsü devam eder ve yine onlar da aileleri gibi bu kadere mahkum olurlar. Evet. Yani. Ben o zaman hemen size diğer sorumu yönetmek istiyorum. Şimdi Her Çocuk Bir Dünya projesiyle peki nasıl tanıştınız? Yani siz Tuğba Kurtaş Azaklı olarak. Yani Her Çocuk Bir Dünya projesinde sizin aklınıza geldi yoksa Durak Fındık Yetkililerinin aklına geldi? Nasıl oldu? Biraz ondan bahsedelim. Şöyle oldu. Aslında biz ben Ordu Kadını Güçlendirme Derneği'nin dediğim gibi yönetim kurulu üyesiyim. Biz bir süredir sahaya girmek istiyorduk. Ben şöyle küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii. Şimdi sahada büyük projeler geliyor. Mesela büyük dernekler, büyük vakıflar, büyük şirketler geliyorlar. Uluslararası şirketler. İsmini telaffuz etmeyeyim şimdi burada. Geliyorlar ve bir takım projeler yapıyorlar. Hop gittiklerinde yani parayla geliyorlar, para bitince gidiyorlar ve hiçbir şey kalmıyor ortada aslında. Evet. Ve yerelden hem sivil toplum kuruluşlarının hem de yerel şirketlerin bu işi yapması lazım aslında. Evet. Bu projelerin yerelleşmesi meselesi çok önemli bir mesele. Biz oradan yola çıkaraktan dernek üzerinden bir şeyler yapmak istedik ama yerel sivil toplum kuruluşlarını pek sahaya sokmuyorlar açıkçası. Öte taraftan
Durak Fındık'ta hem işte arkadaşlığımız sebebiyle bir araya geldikçe bu konuda bir şey yapmak istiyoruz. Kafamızda şöyle şeyler var dediğimizde onlar da bir şey yapmak istediklerinde aslında bir çıkar ortaklığı oluştu. Hani biz de bir şey yapmak istiyoruz. Onlar da bir şey yapmak istiyor. Hadi birlikte bir şey yapalım evet. gibi bir şey oluştu. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği projenin ortaklarından biri değildi ama proje boyunca her zaman destek sundu. Hani hak temelli çalışma anlamında özellikle ayrımcılık eğitimi mesela konusunda Aysun Hanım özellikle bize yardımcı olmuştu. Onun dışında işte bu yıl da mesela Ordu Kadını Güçlendirme Derneği bir mevsim tarımda çocuk işçiliğin, çocukların iyi olma hallerinin belirlenmesi diye bir projemiz var. Burada da bir saha araştırması yapacağız yine çocuklar üzerinden. Evet. Dediğim gibi ben böylece tanıştım ve birlikte bir şey yapmaya karar verdik. Ve sonra süreç devam ederken normalde proje teslim edilir ve proje dosyası teslim edildikten sonra pek ekleme yapılmaz bilirsiniz. Evet. Hatta yapılan proje dosyasında yazılan şeyler bile çoğu zaman tamamlanmaz. Ama biz aklımıza gelen çocukların ihtiyacı, bugün çocukların buna ihtiyacı var ya, bunu işte tedarik etmemiz lazım dediğimizde her zaman bize hiçbir zaman hayır demediler ve Durak Fındık gerçekten her şeyi gönderdi yani. Hani bu o finansmanı sağladı diyebiliriz. Zaten raporda da göreceksiniz. Yani projenin aşama aşama ne hallerden ve süreçlerden geçtiğini. Şimdi özellikle orada da, şeyi söyleyeyim o zaman size Serdar Bey. Okuma yazma kursları diyor, el sanatları kursu, Türkçe, fen bilimleri, matematik, halk oyunları kursu, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar eğitimi, satranç kursu, bilişim ve teknoloji, çocuk hakları eğitimi. Şimdi şöyle bir faaliyet raporu, aktivite raporu. Böyle gayet de görsel, güzel hazırlanmış. Hem nicel anlamda hem nitelik anlamında güzel hazırlanmış. Şöyle kameralara da yansıtalım. Şöyle bir, aslında bu projenizin özeti. Evet. Özeti burada. Özetin özeti. Özetin özeti. Geçmişten geleceğe güvenle sloganıyla yola çıkardığı proje. Bu projeyi sadece sizin demin biraz önce söylediğiniz firma veya İkizce Kaymakamlığı dışında onlardan da bağımsız. Çünkü nihayetinde bizim bir gücü var ve bu güç oranında belli lokasyonlara hitap edebiliyoruz. Tüm Türkiye satına yaymak veya uygulamak mümkün olabilir mi? Şimdi geçen hafta İstanbul'da bir toplantıya katıldık. Tuğba Hanım, ben ve proje koordinatörümüz Vedat Bey ile birlikte. Evet. Orada sahada çalışan diğer proje koordinatörleri, işte firma temsilcileri, onlarla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Biz hepsini tabii ki değerli buluyoruz. Sahada çocuk işçiliğiyle alakalı çalışan her proje bizim için değerlidir. Yani biz hiç kimseyi eğitimci olduğumuz için rakip ya da bir şey olarak görmüyoruz. Ama biz projemizin gerçekten çok farklı olduğunu, Türkiye'de farkındalık yarattığını, hatta projemizin içeriğinden örnekler alındığını görmemiz o toplantıda bizi çok memnun etti. Yani sonuçta ben ilk kez bu böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde bulundum. Evet. Tuğba Hanım daha önce böyle bir tecrübeleri vardı. Evet. Durak Fındık'ın da çocuk işçiliğiyle alakalı daha da farklı projeler yapmışlardı daha öncesinden. Mesela onu siz de bilirsiniz. Evet, evet. Her ilçeye fındık toplama makinesi dağıtmışlardı. O da çocuk işçiliğini önlemeyle alakalı bir projeydi. Biz projemizin yani örnek alınmasını tabii ki bekleriz. Türkiye'de bununla alakalı bir söz sahibi olmak da isteriz. Ama bunu tabii ki bize sunacak olan devlet büyüklerimiz. Yani diyecekler ki gelin arkadaşlar burada çok güzel projeler yaptınız. Bu projeleri işte Sakarya bölgesine atıyorum. Fındık olmayabilir de işte kayısı tarımına, pamuk tarımına, üzüm tarımına da yayabiliriz diyebilirler. Sonuçta fındık çocuk işçiliğinde bence en masum tarım oluyor. Neden derseniz çocuklar yaz tatilinde yaz tatilinde buraya geliyorlar ve emin olun yani fındıktaki farkındalık çok fazla. Yani hepimizin ailesi, biz de fındık üreticisiyiz. Biz bahçemizde çocuk çalışmasını istemeyiz ve bu tür projelerle de farkındalık giderek artıyor. İnşallah en azından fındık tarımında böyle çocuk işçiliğiyle alakalı bir istismarla karşılaşmayacağız i̇nşallah, diye düşünüyoruz. İnşallah. Gökhan Kaleal özelden mesaj yapmış. Gökhan abi size selam var. Evet. Serdar Bey'e selam söylersiniz. Bizden de çok selam söyleyin. Yetmiş olalım. Uğur Kışla yazdı şimdi. Bölgede bölgenin
çok başarılı olduğunu, halkımız ve mevsimsel tarım işçileri iyi bulmuştur diyor. Bölgede farkındalık yaratmıştır diyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz diyor Uğur Bey. Uğur Bey size selam söylüyor. Teşekkür ederiz. Evet, Bey. Artık programımızın sonuna geldik bize ayrılan sürenin. Ben son sözler için, çocuk işçinin önlenmesi için başka neler yapılabilir? Mesela onu size yöneltelim. Ve son olarak eklemek istediklerinizi de size iletelim. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle bu sene yapacağımız projede biz bir politika belgesi çıkarmayı düşünüyoruz. Ordu genelinde. Evet. Çocuk işçiliği ile ilgili tarafları masaya oturtmak istiyoruz. Çünkü bu işin tek bir tarafı yok. Bu işle sadece Durak Fındık, bu işle sadece işte ya da kaymakamlık, valilik tek bir taraf ilgilenirse olmaz. Hep beraber bu işin elimizi bu taşın altına koymamız lazım ki bu sorunu ortadan kaldıralım. O yüzden hani tarafların bir araya gelip yuvarlak masa etrafında toplandığı ve ortak bir metine imzaladığı bir politika belgesi çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun izleyicisi olacağız, takip edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına burada çok önemli rol düşüyor diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında şunu fark ettik proje boyunca. Bu çocuklar hayal kurmayı bile unutmuşlar kendileri için. Yani onlara elinde sihirli değneğin olsa ne yaparsın dediğimizde kendi için bir şey hayal etmeyi bile hani artık düşünemiyorlar. O yüzden hani onları hayal kurabilecek şeye tekrardan duruma getirmek ya da onlara gerçekten yaşama eşit fırsatlarla başlaması için bir şans sunmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim bu ülkede yaşıyorsak vatani görevlerimizden bir tanesi gerçekten. Evet. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak eklemek son olarak biz her çocuk bir dünya... Şunu da söyleyeyim yani buradaki fındık üreticilerine de seslenebilirsiniz. Evet. Biz her çocuk bir dünya diyoruz ve her çocuk özeldir diyoruz. Çocukların yeri fındık bahçesi değil, oyun bahçesidir diyoruz. Bu işlerle ilgili olarak Ünye'de sadece Durak Fındık şu an bizim bildiğimiz özel firma olarak bununla ilgileniyor. Diğer firmaların da Ünye bölgesi, Ordu bölgesi bu işe biraz daha el atmalarını bekliyoruz. Projeye desteklerinden dolayı, projeye sahip çıktığından dolayı, projenin asıl sahibi olduklarından dolayı Durak Fındık'a teşekkür ediyoruz. İkizce Kaymakamlığı'na proje ortağı olduğu için teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet edip çocuk işçiliği ile alakalı farkındalık yarattığınız için size de çok teşekkür ediyoruz. Biz dinleyenlere de çok selamlar söylüyoruz yine burada. Yine bekliyoruz. Kemal Yılmaz yazmış. Serdar Bey size, Tuğba Hanım'a ve emeğe geçenlere teşekkür ederiz diyor. Biz de teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Efendim Konuşuyorum programındaydık. Programımızı dinlediniz, izlediniz. Programın tekrarını da Moda FM'in Facebook beğeni sayfasından izleyebiliyorsunuz. Biz Serdar Bey ve Tuğba Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadılar, geldiler. Önümüzdeki hafta başka konularla, başka konuklarla görüşmek, buluşmak üzere. Ben Ulvi Gündoğdu. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Projelerimizde yatırımlarınız değer kazansın. Ünye'nin yeni yatırım ve cazibe merkezi. 15 Temmuz